Rüzgarlı bir günde genç ve güzel bir kadın şapkasının ucundan tutarak uzaklara bakıyor. Parlak yeşil kıyafetinin fileleri özgürce salınırken bir eliyle hafifçe eteğine bastırmış. Hayır, doğal bir görüntü değil. Kadın kendisine bakıldığının farkında ve bunu arzuladığı aşikar. İngiliz sanat eleştirmeni John Bürger'in "Erkekler seyreder, kadınlarsa seyredilişlerini seyreder" sözünün resimde vücut bulmuş hali gibi bir tablo. 1930'ların modasını tepeden tırnağa üzerinde taşıyan bu kadın, sanat tarihinde az sanatçıya nasip olan bir şöhret yaşamış Polonyalı ressam Tamora da Lempicka'dan başkası değildi. Şöhret arzusu ve özel hayatındaki çalkantılar bir devrin sancılarıyla harmanlanarak hoyratça eserlerine yansıyacak, daha önce görülmemiş bir sanat anlayışının doğmasını sağlayacaktı. Fakat bunun da bir bedeli olacaktır. Şu anda Bayan Bush adlı bir resme bakmaktayız. Kırmızı şık bir palto içerisinde zarif genç bir kadının uzaklara dalıp gittiği bir resim. Kadının sıkıca geriye taranmış saçları ve keskin yüz hatları bir miktar erkeksi bir izlenim de veriyor. Resmin ahengi ve arkasındaki garip fon, fütüristik ve bu çağın ötesinden gelen bir varlıkmış gibi izlenim de sunmakta. Burada ise mikroskobu ve elindeki deney tüpü ile orta yaşlarda bir adamın ilginç görüntüsüne bakmaktayız. Üzerinde yine moda dergilerinden fırlamış şık bir kaban bulunuyor. Üzerindeki kıyafet ile yaptığı şey arasında bir tezatlık var. Fakat önemli olan ne yaptığı değil, nasıl göründüğü üzerine. Bu eserleri bir moda dergisinde görseydik muhtemelen yadırgamazdık. Fakat Tamora da Lempicka'nın neredeyse tüm eserleri böylesi bir yapay kaygı içerisine resmedilmiştir. Dış görünüşümüz neden bu kadar önemlidir? Tamora'nın resimlerinde boy göstermenin tek koşulu zengin biri olmak gibi görünüyor. Peki neden böyle? Sanat tarihinin gelmiş geçmiş en sıradışı ustalarından Tamora da Lempicka, paraya ve paranın satın alabileceği şeylere olan merakının kökeninde ne olabilirdi? Tüm bu süreç nasıl başladı? Polonyalı, varlıklı bir aileden gelen annesi ve Yahudi bir avukat ve tüccar olan babası ile Lempicka oldukça iyi bir ailede dünyaya gelmişti. Lempicka kişisel hayatıyla ilgili her zaman kontrolcü ve kendi istediği gibi biyografi kurgusu ile tanınmak istiyordu. Örneğin babası Malvin Gurwik Groszka henüz onun çocukluk döneminde annesinden boşanıp yaşamından tamamen çıktığını dile getirmişti. Aslında babasının intihar ederek yaşamına son verdiği bilinmektedir. Henüz çocukluk döneminde baba figürünün kayboluşu onun iç dünyasında derin izler bırakacaktı. Yıkılan aile çok vakit kaybetmeden Petersburg'da babaannelerin yanına yerleştiler. Lempicka lise okuyana kadar Lozan'dan Fransa'ya, Petersburg'dan Moskova'ya akrabalarının arasında yaşamaya başladı. Akrabaları genel olarak varlıklı insanlardı fakat genç yeğenlerinin uzun soluklu bakımını üstlenmek istemiyorlardı. Üstelik başına buyruk bu kız söz dinlemez bir yapıdaydı. Fakat bu Lempicka için sorun değildi. Varlık içinde yaşadığı sürece hangi akrabasının yanında ikamet ettiği önemsizdi. Bir peri masalı yaşıyor gibiydi. Pahalı elbiseler giyebiliyor, onlarca hizmetli bakımıyla ilgileniyor ve istediği pek çok şeye sahip olabiliyordu. Petersburg'da katıldığı bir kostüm balosunda sosyetik bir avukat olan Gurwik adında genç bir adamla tanıştı. Henüz 18 yaşında aldığı karar ile onunla evlenecekti. Bu evlilikten Kizet adını vereceği ve pek çok eserinde ona modellik yapacak kızı dünyaya gelecekti. Fakat 1900'lerin başları devrimler çağıydı. Eski imparatorluklar yıkılıyor, savaşlar tüm Avrupa'yı sarıyor, yenilikçi modernist fikirler eski düşünceleri yakıp kül ediyordu. Böylesi bir ortam, kaygısız, zengin yaşam tarzı ile hayatın tadını çıkaran genç Lempicka'nın da peri masalına son verecekti. Eşi Bolşevikler tarafından tutuklanacak,
kızı ile kendisi Paris'e kaçmak zorunda kalacaktı. Eşini kurtarmak için tanıdığı herkesi devreye sokacak ve idam mangasının elinden son anda kurtarmayı başaracaktı. Artık zengin ailelerin şımarık çocukları değil, tek kızları ile geçim mücadelesi vermek zorunda olan fakir bir aileye dönüşmüşlerdi. Kızını bir yatılı okula verdi. Lempicka bu süreç içerisinde Paris'in sanat dünyasıyla tanışarak resme merak salacaktı. Belki sanatın bu renkli ve janjanlı dünyası onun kaybettiği zenginliğini ona yeniden kazandırabilirdi. Bu bağlamda aldığı sanat eğitimi sonucunda o dönemlerin popüler sanat anlayışlarından Art Deco'ya yöneldi. Modernleşen endüstrinin geleneksel yapıdan çıkıp yeni bir estetik anlayışa ihtiyacı vardı. Ve Art Deco bu açığı kapatmak adına özellikle mimari ve dekorasyon alanında ortaya çıkmıştı. Fakat Lempicka'nın aradığı bu değildi. O dönemlerde George Braque önderliğinde Picasso ile daha da ün kazanan kübizm bu genç kadını çabucak etkisi altına almaya başlayacaktı. Lempicka, kübizmin yüzeyi dilimlere ayıran yaklaşımı yerine içerisine bir miktar klasik resim anlayışını da katan yepyeni, özgün bir resim dili yakalamayı başaracaktı. Silindirik ve geometrik formlar, metal tonlar ve geleneksel boya yöntemleriyle izleyiciye bambaşka estetik deneyim vaat ediyordu. Bu yaklaşım onun çok arzuladığı şöhreti de beraberinde getirecekti. Şu anda Lempicka'nın kızı Gizette'nin resmedildiği bir esere bakmaktayız. Gizette'yi pek çok defa resimlerine model yapan sanatçı aslında çoktan onu bir yatılı okula vererek çevresinden uzaklaştırmıştı. Kızı melankolik ve içine kapanık bir kişiliğe evriliyordu. Annesi ona ihtiyacı olduğu çok az zamanda yanındaydı. Fakat bu Lempicka için pek önemli değildi. Eserde genç kızının yaz tatilinde yanına geldiği bir sırada balkonda kitap okurkenki hali resmedilmiştir. Esere dikkatli bakarsanız Gizette'nin bir ayakkabısı ayağında değil ve bunu gizlemek için diğer ayağının arkasına saklamış. Dönemin zengin ailelerinin estetik anlayışına uygun bu genç kız yine de kuralları yıkmaya ve bir parça özgürlüğüne de düşkünmüş gibi bir izlenim doğurmaktadır. Lempicka bir zamanlar annesinin kendisine olan soğuk tavrını istemeden kızına yansıtıyordu. Fakat kızıyla arasında oluşan mesafeden ziyade onu dönemin şık ve modern görünümlü bir çocuk olduğuna dikkat çekmeye çalışmıştır. Bu resim bir sanatçı olarak son derece başarılı ve nefes kesici bir eserken bir anne olarak başarısızlığın alegorik bir anlatısıdır. Lempicka dönemin burjuvazisinin ne istediğini biliyordu çünkü kendisi de aynı şeyi istiyordu. Onun resimleri zarif ve şık görülmeliydiler. Dönemin ruhunu yakalamış ve ona kimlik vermeyi başarmıştı. Eserleri kapışılıyor, sosyetenin tanınan simalarından birine dönüşüyordu. Çok kısa sürede tamamladığı eserlerini kutlamak için her gece partilere katılıyor, alkol ve uyuşturucu kullanıyor, kadın erkek fark etmeksizin gönül alemlerinin derinlerine dalıyordu. O döneminin en meşhur kadın sanatçısıydı ve yaptığı tüm aşırılıklar onun doğuştan hakkı olmalıydı. Eşi Gurvick bu durumdan rahatsızlığını sıkça dile getirse de bir anlam ifade etmiyor, Lempicka gece alemlerine daha da çok çekiliyordu. Henüz 18'inde evlendiği eşi Gurvick daha fazla dayanamayarak onu terk edince işler daha da çığırından çıkmaya başlayacaktı. De Lempicka'nın en ikonik eserlerinden biri 1929 yılında resmettiği ve Alman moda dergisi Die Dame tarafından kadınların bağımsızlığını kutlayan bir sayının kapağı için sipariş edilen bir otoportre. Yeşil Bugatti içindeki Tamora. Eserde eldivenli elleri Bugatti yarış arabasının direksiyonunda bir kadın figürü görülmektedir. Saf renkler ve metalik parıltı fütürizme selam çakmaktadır. Arabanın kendisi kadınların özgürlüğünün bir sembolüdür. Yarı aralık göz kapakları buz gibi bir cazibe yayar ve dudaklarının kırmızı tonu aracılığıyla kadına neredeyse erotik bir hava kazandırmaktadır. Hem varlıklı hem de güzeldir. Arabayı durdurup size bir tur attırmayı teklif edecek olsa da sizi yere serip geçmesi de olasıdır. Sürücü koltuğunda oturan bu genç kadın herkesin peşinde koşsa da kolay kolay kimsenin elde edemeyeceği bir arzu nesnesidir. İstediği her şeye sahip özgür bir kadını kim ne ile kandırıp gönlünü çelebilir? Resmin öznesi Lempicka'nın ta kendisidir. Kontrolün onda olduğunu sezdiren bir güç ayarak
bağımsızlığını göstermektedir. Aslında Lempicka'nın hayatında hiç Bugatti'si olmamıştı. Resme başladığı dönemlerde bir Renault'su vardı. Fakat bu ona engel değildi. Eserde kendisini resmettiği biçim de gerçeklikten uzaktır. Fakat o kendisinin böyle hatırlanmasını istemiş ve tarihe bu ikonik eseriyle geçmeyi de başarmıştır. Tamara'nın iç dünyası dışarıdan görüldüğü kadar parlak değildi. Her ne kadar lüks yaşam tarzı, başarılı sanatı ve geniş çevresiyle ön plana çıksa da onun derinlerinde bir yalnızlık ve melankoli taşıdığı söylenir. Özellikle ilk eşi Gurvikül olan evliliğinden yaşadığı zorluklar, devrim sırasında yaşanan travmalar, Fransa'ya göç, savaş ve sonrasında yaşadığı kişisel krizler iç dünyasında sürekli bir çalkantı yaratıyordu. Zenginliğin içinde mutsuz bir çocukluk geçirdiğini anlayacaktı. Fakat şatafatlı yaşam içindeki yalnızlığı unutmanın en kestirme yolu gibi görünüyordu ve bu ona zenginlik de sunuyordu. O Tamara de Lempicka idi. Fırçasıyla elde edemeyeceği hiçbir şey olamazdı. Fakat yaşayacakları hiç de tahmin ettiği gibi olmadı. İkinci evliliğini yapan Lempicka'nın peşini devrimler ve savaşlar bırakacak gibi görünmüyordu. Tarihler 1930'lara geçiyordu ve İkinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleri Almanya'da duyulmaya başlanmıştı. İkinci eşiyle çok vakit kaybetmeden Amerika'ya göç edecekti. Amerika'daki ilk hedefi Hollywood sosyetesine dahil olmaktı. Tamara'nın iç dünyasını anlamak için biseksüel kimliğini ve yaşadığı aşk ilişkilerini de göz önünde bulundurmak gerekir. O dönemin ahlaki normlarına karşı oldukça özgür bir yaşam sürüyordu. Kadınlarla olan aşk ilişkileri hem sanatı hem de kişisel dünyası üzerinde derin etkiler bırakacaktı. Portrelerinde işlediği kadın figürleri genellikle güçlü, özgür ve erotik imajlar olarak ortaya çıkacaktı. Bu da onun hem kendi cinselliğine olan bakış açısını hem de kadının toplumdaki yerine olan bakışını anlamamızı sağlamaktaydı. Ancak hiçbir şeye aidiyet duyamıyor, tüm bu sosyetik ilişkiler ve lüks hayatın ardında bireysel anlamda tatminsizlikler ve ruhsal boşluklar peşini bırakmıyordu. Tamara de Lempicka'nın hayatındaki bu çelişkiler ve içsel mücadeleler eserlerinde belirgin bir şekilde yansımıştır. Portrelerindeki soğuk, heykelsi figürler hem bir güç ve itişam hem de bir yalnızlığı temsil etmektedir. Sosyete dünyasına parlayan bir yıldız olmasına rağmen sanatın alt metinlerinde bu çelişkili duyguları görmek söz konusudur. Kızıyla ilişkisi de bu durumdan nasibini almaktaydı. Sanatındaki Zed de önemli bir ilham kaynağıydı. Tamara de Lempicka kızını birçok eserinde resmetti. Özellikle Balkondaki Kizette ve Kizette Portresi gibi ikonik tablolarında kızı Kizette'yi ölümsüzleştirmekteydi. Bu portrelerdeki Zed'de zarif ve duru bir güzellik içinde soğuk bir aristokrat duruşla resmedilmiştir. Bu eserler Tamara'nın kızıyla olan bağına dair hem sevgi dolu hem de mesafeli bir ilişkiyi yansıtır. Kizette annesi tarafından bir sanat objesi gibi ele alınmış, onun gençliği ve masumiyeti Tamara'nın idealize ettiği bir kadın figürüne dönüşmüştü. Ancak bu portrelerdeki estetik mesafe onların gerçek hayattaki ilişkilerindeki duygusal mesafeyi de yansıtmaktadır. Amerika yılları ve Hollywood ünlüleriyle birlikteliği yeni bir peri masalına dönüşse de çok vakit geçmeden Amerika'nın da savaşa dahil olması ve savaş sonrasında yenilikçi sanat fikirleri onun resimlerinin demode olarak görülmesine neden olacaktı. 1930'ların kadın ve moda figürlerini bir kenara bırakarak Nötremort hatta soyut dışa vurumcu resimlerle kendine yer edinmeye çalışsa da başarılı olamadı. Sanat kariyeri dramatik bir şekilde enkaza dönüşecekti. 1960'ların başında eşini de kaybedince çoktan evlenmiş olan kızının yanına taşındı. Orada da çeşitli sergilerde şansını denedi fakat hiçbir sonuç alamadı. Yeni nesil zenginler onun aşina olduğundan çok farklıydı. Kendisi artık buna ayak uyduramıyordu. 1980'de taşındığı Meksika'da yaşama veda ettiğinde artık pek kimsenin adını bilmediği tuhaf bir yaşlı kadındı. Tamara de Lempicka bir dönemin yaşamı ve hayata bakış açısını özgürlüğüne düşkün eşsiz yetenekli bir kadın olarak insanlık tarihine armağan etmiş ilk ve tek kadın sanatçıdır. Ölümünün ardından Avrupa ve Amerika'da eserleri yeniden hatırlanarak pek çok ünlünün duvarlarını süslemeyi de başarmıştır.
Tarihte az insana nasip olacak bir ömür sürmüş ve bunun keyfini de uzunca süre yaşamıştır. 2018'de 1929 tarihli Müzisyen adlı eseri 9.1 milyon dolardan, 2020 yılında ise Ferry'nin Portresi tam 21.2 milyon dolardan alıcı bularak bir kadın tarafından yapılmış en pahalı 10 sanat eseri arasına girmeyi başarmıştır. Lempicka şüphesiz bugün eserlerinin ulaştığı değeri görseydi, bunu zarif bir kadehe doldurulmuş pahalı bir şarap ile kutlardı. Bir kadın olarak mücadelesini verdiği şeyi başarmıştı. Darısı diğer kadın sanatçıların başına. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Renklerle ve sanatla kalın.